Merhaba mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerin de beğeneceğini umduğum patlıcanla köz lezzetinde nefis bir yemek tarifi hazırladım. Tarifimde yaklaşık 1,5 kilo civarında büyükçe etli patlıcan kullanıyorum. Patlıcanlarımı öncelikle güzel bir yıkayıp kuruladım. Ardından yeşil sap kısımlarını da kesip bıçakla böyle birkaç yerinden kesikler atıp yağlı kağıt serdim fırın tepsime yerleştiriyorum. Fırınımı da önceden açtım ısınmakta 200 derecede. Mutlaka fırınımızı da önceden ısıtalım. Ee, fırınımızı önceden ısıtmak patlıcanlarımızın hem daha kısa sürede közlenmesini hem de köz lezzetine daha güzel almanızı sağlayacak. Tüm patlıcanlarımı hazırladıktan sonra fırına közlenmeye bırakıyorum. Patlıcanlarım közlenmeye devam ederken kıymalı harcını da hazırlayacağım. Şöyle 300 gram civarında az yağlı kuzu kıyma kullanıyorum. Kıymalarımı tencereme aldıktan sonra rengi dönüp böyle kavrulma kıvamı alıncaya kadar birkaç dakika boyunca Arara karıştırarak kavuruyorum. Kıymalarımızı kavururken de kaşığımızın arkasıyla bastıralım ki kıymalarımız topak kalmasın. Kıymalarımı da tamamen suyunu salıp çekinceye kadar, rengi dönünceye kadar birkaç dakika boyunca kavuruyorum. Kıymalarım yeteri kadar kavrulduktan sonra şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Yağ ile birlikte yine 1-2 dakika boyunca kavuracağım. Yeteri kadar kavurduktan sonra soğanlarımı da ekleyeceğim. Bir tane büyük boy soğan kullandım tarifimde. Yemeklik olacak şekilde doğradım. Soğanlarımı da ekleyip soğanlarımın tam diriliğe gidinceye kadar böyle hafif kavrulma kıvamı alıncaya kadar karıştırarak kavuruyorum. Soğanlarımı da yeteri kadar kavurduktan sonra şöyle 3-4 adet yeşil sivri biber kullanıyorum. Biberlerimi de ekledim. Şöyle bir diriliğe gidinceye kadar çevirdikten sonra bir yemek kaşığını çok doldurmadan biber salçamı şöyle bir kenarda biraz açıp kavuruyorum. Ardından tüm malzemelerimle birlikte karıştırıp 1-2 dakika karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz kanalımı ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi de beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Tüm malzemelerimi güzel bir kavurduktan sonra domateslerimi de ekliyorum. Yemeğimde 4 adet orta büyüklükte domates kullandım. Yemeklik olacak şekilde doğradım. Şöyle 4-5 diş de sarımsaklarımı doğradım. E, tüm malzemelerimi de şöyle güzel bir karıştırdıktan sonra domateslerimin diriliği de pişme kıvamı alıncaya kadar tenceremi kapağı kapalı bir şekilde kavurmaya devam edeceğim. Yaklaşık bir 5-6 dakikanın sonunda domateslerim Hemen hemen pişme kıvamı da aldı, tamamen yumuşadılar. Şöyle bir karıştırıyorum. Nefis bir sos oluyor arkadaşlar, çok lezzetli de bir yemek oluyor. Şöyle bir su bardağı kadar sıcak su ekledim, bir çay kaşığı kadar tuzumu, bir çay kaşığı kadar zerdeçalım, bir çay kaşığı kırmızı toz biberim ve yarım çay kaşığı kadar da karabiberimi ekledikten sonra tüm baharatlarla şöyle güzel bir karıştırıyorum. Tekrar e, tenceremin kapağını kapatacağım Şöyle suyunu çekip bir sosumun kıvam almasını bekleyeceğim Bir 5-6 dakikanın içinde de sosumuz tamamen hazır olmuş olacak Yaklaşık bir 5-6 dakika boyunca sosumu da Tenceremin kapağı kapalı bir şekilde Pişirmeye devam ettim tam kıvamında oldu Şimdi ocağımı kapatıyorum Sosumu dinlenmeye bırakıyorum Sosumuz dinlenirken e, patlıcanlarımız da bu arada Fırında közlendi. Yaklaşık bir saatte yumuşacıklı oldular. Patlıcanlarım da közledikten sonra fırından çıkarıp üzerini temiz bir tepsiyle kapattım. O kendi sıcağıyla, ile, buharıyla ile da kabukları çok daha rahat soyuluyor ve yumuşuyor patlıcanlarımızda. Soğuyan patlıcanlarım da kabuklarını soyup hazırlıyorum. Köz lezzetinde, Yapımda hem pratik, çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Yanında Ayran ve turşuyla da nefis gidiyor. Ben çok beğeniyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyip beğendikten sonra da yorumlarda mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyor olacağım. Tüm patlıcanlarımı da soyup hazırladıktan sonra patlıcanlarımı doğramaya geçiyorum. Şöyle kıyarcasına çok küçük olacak şekilde doğruyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere güzel ülkemin sıcacık şehri Adana'dan sesleniyorum. Sizler de beni nerelerden, hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız yorumlarda belirtirseniz de çok memnun olurum arkadaşlar. Tüm patlıcanlarımı da doğradıktan sonra şöyle üzerine bir çay kaşığını çok doldurmadan tuzumu ekliyorum. Güzel bir karıştırıyorum. Patlıcanlarımı da tuzla beraber karıştırdıktan sonra Şöyle bir fırın kabımın içine bir tatlı kaşığı kadar tereyağımı kabımın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yapması hem pratik hem de keyifle tüketebileceğiniz çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Yağımı da fırın kabımın her yerine güzel bir gelecek şekilde yaydıktan sonra doğrayıp hazırladım patlıcanlarımı da fırın kabımın her yerine Eşit gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla yayıyorum. Ardından hazırladığım kıymalı sosumu da patlıcanların üzerine aktarıyorum. Fırınım da bu arada 185 dereceye açtı ısınmakta. Isınan fırında yemeğimi bir 10-15 dakika boyunca bir fırınlayacağım. Kıymaların üzeri böyle kızarıncaya kadar fırında yaklaşık bir 10-15 dakika boyunca bekleteceğim arkadaşlar. Kıymalı harcımı da patlıcanlarımın her yerine güzel bir yaydıktan sonra fırında yaklaşık bir 15 dakika boyunca kızartmaya devam ettim. Böyle üzeri de nar gibi kızardı. Nefis bir lezzet oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.